Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal 32 ekranlarında birebir başkanlar konuşuyorla karşınızdayız. Artık yerel seçimlere çok az sayılı günler kaldı. Son düzlükteyiz diyebiliriz. Biz de bu süreçte yaklaşık 2 aydır Kanal 32 ekranlarında ilçelerin belediye başkan adaylarını, mahalle muhtar adaylarımızı ve Isparta belediye başkan adaylarımızı sizlerle buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Malum olduğu üzere bu bölümde hepinizin bildiği gibi AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları bizlerle birlikte oluyor. Ve ilk programlarını yapmıştık ve şu anda da ikinci programları yapıyoruz. Bugün Atabey'deyiz. Atabey, AK Parti Atabey belediye başkan adayı Sayın Serdar Pehlivan bizlerle birlikte. Geçen bölümde de bir program yapmıştık. Yapacaklarını konuşuyorduk. Tabii süremiz yetmiyor. Belki bugün de yetmeyebilir yapacaklar. Çünkü Sayın Başkan heybesi dolu gelmiş, çalışmış dersine, projeleri konuşuyorduk. Yarım kaldı. Bugün onlara devam edeceğiz. Atabey'de de inşallah güzel bir seçim olur. Isparta'nın tümünde inşallah 31 Mart'a kadar kazasız, belasız bir seçim geçiririz. Hakikaten Isparta'ya yakışır bir şekilde geçiyor şu anda. Böyle hani kazasız, belasız, demokrasi şöleni içerisinde geçer. Serdar Pehlivan'ı anlatmaya gerek yok zaten Atabey'lere. Atabey'de belediye meclisliği ve Ertokuş'ta betonda, daha önce de Atabeton diye bildiğimiz orada genel müdürlük görevinde bulundu. Hakikaten Ertokuş Beton'un bugünlere gelmesine çok büyük katkısı var. Atabey Belediyesi'ne çok ciddi katkıları var. Atabey'de yapılan hizmetlerin altında imzası var. Bugün Atabey'de Cumhurbaşkanı tarafından da Atabey'e belediye başkan adayı olarak Atabey'in Şehrül Emini olarak gösterildi. Biz de kendisini çok yakından tanıyoruz. Serdar Pehlivan bu işlerin hepsini kısa sürede çözebilecek bir yeteneğe sahip bir isim. Sayın Başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederiz başkanım. Sizler nasılsınız? Allah'a şükür işte çalışmalarımız devam ediyor. Evet. İlk nasıl önce, gidiyor çalışmalar başkanım? İlk önce Atabey'li hemşerilerimi sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Herkesin Ramazanlarını kutluyorum buradan. Herkesin hayırlı Ramazanlar diliyorum. Son 4 gün kaldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Mümkün olduğunca her eve girmeye çalışıyoruz, her gönüle hitap etmeye çalışıyoruz, her eli sıkmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanım söylediği gibi. Aldığımız tepkiler bize moral veriyor şu anda. Gayet iyi destek görüyorsunuz. Öyle görüyoruz, biz öyle istiyoruz. İnşallah öyledir. Sonuçta 4 gün sonra vatandaşlarımızın oylarıyla bu belirlenecek, bu nihayete erecek. İnşallah Atabey için kim hayırlıysa, geçen de onu demiştim. Vatandaşın istediği insan gelecek sonuçta. Ama inşallah gelen adayımız da hayırlı olur. Memleket için faydalı işler yapar. Kim olursa halkın dediği bizim kabulümüzdür. Tabii her zaman söylüyoruz. Seçmenin iradesi her zaman. Ama tabii şahsi olarak düşündüğümüzde herkes kazanmak ister. Hizmet etmek ister. Evet. Biz de kazanmak istiyoruz. Hizmet etmek istiyoruz. O emareleri görüyoruz vatandaşımızda. Ama nasip. Evet. Hayırlısı neyse olsun. Nasıl geçiyor inşallah. Atabey'de seçim çalışmaları? Atabey'de seçim çalışmaları, yani bizim orada genelde seçimler böyle heyecanlı olur. Çekişmeli, bekişmeli, bol laflı sözlü olur. Ama Allah'a şükür şu anda bizim öyle bir sıkıntımız yok. Bütün aday arkadaşlar belli bir seviyede zaten. Gayet iyi. Kimsenin arkasından bir bel altı siyaset biz şahsen AK Parti olarak yapmıyoruz zaten. Kimsenin hakkında da bir kötü bir şey, bir imada bile bulunmadık. Herkese hayırlı olsun dedik. Öyle bir sistemimiz olmadı en azından. Biz Atabey'de sevgi, huzur ve hizmet dönemi gelsin istiyoruz. Onun için geldik buraya. Bizde özellikle huzurun gelmesi lazım. Sevgi bir şekilde hallolur. Hizmet bir şekilde olur. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Milletvekillerimiz var. Devlet büyüklerimiz var. Belediye başkanlarımız var. Şükrü Başkan var. YSK temsilcimiz Recep Bey var, hemşerimiz var. Arkamızda var. Bir şekilde biz hizmeti hallederiz ama biz ilk önce Atabey'de huzuru getirmemiz lazım. En önemli şey o. Onu da hallederiz diye düşünüyorum. Sıkıntı yok. Onlar da zamanla çözülür. Biraz yavaş gidiyor ama yani çözülmesi biraz zor gidiyor ama insanların üzerindeki baskı gittiğimizde hissedebiliyoruz zaten. Nereden ben iyi olduğumu düşünüyorum? Ben insanların bakışlarından, gözlerine baktığımda anlıyorum. İnsanlar bunu dile getiremiyor ama bakışlarından her şey belli. Onun için bize ilk önce huzur lazım. İnşallah bunu beceririz. Bizim dönemimizde de sevgi, huzur ve hizmet dönemi dediniz az önce. Tabii önemli yani hizmet yapılıyor ama
Tabi asfalt dökülüyor ama tabi önemli olan huzur. Başkanım, süremiz de kısıtlı olduğu için hemen çok fazla sizin sürenizden de çalmak istemiyorum konuşarak. Burada projeleriniz de var, görüyoruz. Hemen onlara geçmek istiyorum. Siz dediniz ki yapacaklarımızı anlatacağız biz. Biz de size yapacaklarınızı soralım madem. Olması gereken de bu. Biz daha önce burada memleket masası programlarında Sayın Mehmet Ali Çakır'la da söyledik. Yani belden aşağı siyaset hiçbir zaman bir işe yaramaz. İnsanlar yapacaklarını anlatmalı. Seçmen de yapacaklarına göre değerlendirmeli. Tabii. Bu esas bu olmalı. Yani gazeteci olarak her zaman bunu söylüyoruz. Yani iftira, yalan kampanyalarıyla hiçbir yere varamazsınız, varılamaz da. Şimdi devam edelim. Ben geçen de yeşil alan sormuştuk. Vaktimiz yetmedi. Oradan başlamak istiyorum ben. Tabii Hatay Bey yeşil bir ilçemiz zaten. Güzel bir ilçemiz. Daha da güzel olması için Gölet ve Çayırlı Mescid'le ilgili de sormuştum. Süremiz yetmedi. Oradan devam edelim. Yetmemişti. Orada kesilmişti. Evet. Ya oradan başlayalım ilk önce. Bizim orada bizim bir göletimiz var. Gönen yolu üzerinde. Evet. Ya çok uygun bir yer. Aynı bizim Isparta Belediyesi'nin yaptığı gibi, Kirazdere'de uyguladığı sistem gibi. Bir tesis düşünüyoruz orada. Aşağı şelalesiyle, işte restoranlarıyla, işte marketiyle, park yerleriyle, insanların işte mangal isteyen mangalını yapsın. Vakit geçirebileceği alanlar. Vakit geçirebileceği. Bilmiyorum herhalde. Bence Isparta'nın öyle bir şey yapsak çok güzel bir şey yapmayı düşünüyoruz. Hani, güzel olur, yakışır. Olanın da daha güzel olsun diye bir şey yapmaya çalışıyoruz. Herhalde bilmiyorum en az bir 5.000-10.000 kişi hafta sonları Hatay Bey'e gelir diye düşünüyorum. Geliriz. Başkanım davet ederseniz geliriz. Şükrü Başkanım her zaman. Şükrü Başkanım işte bir Kirazdere tesisleri yaptı. 10 numara. Evet, şu gidiyorsunuz, anda turistlerin rotasına girdi yani. Keşke daha büyük yapabilseydik. Restoranını da, işte otoparklarında, sosyal alanlarında daha büyük yapmak gerekiyormuş. Gerçi Şükrü Başkan devam ediyor. Üstüne devam ediyor. Yani üstüne devam ediyor. Onların önlemini aldı. Yani biz de öyle bir yer düşünüyoruz Gölet için. Gölet'te günübirlik bir güzel bir alan düşünüyoruz. Tabii günübirlik. Bilmiyorum hani şey olabilir. Benim aklıma gelen mesela hani hayvanlar. İşte güvercindir, kuştur, köpektir, kedidir gibi onları çocuklar için ayrı bir bölüm olabilir mesela. Çocukların tamam, tamamen günübirlik. Bir kum havuzu gibi bir şey olabilir. Çocukların, gelen gidenlerin çocuklarını oraya emanet edebileceği, hani belki çocuğu ayrı olması gerekebilir ufak çocuklar olanlar için. Bir rekreasyon alanı gibi düşünüyorum. Tabii tabii. Yani gelecek 9'da 14'ya sabah vatandaşlar. Gününü orada Isparta'dan geçecek. Da tabii sadece Atabeyler değil. Isparta'dan da vatandaşlarımız gelmezse biz tam amacımıza ulaşmamış oluruz zaten. Gelirler biz ya. Biz insanlar oraya çekmemiz lazım. Gelip akşama kadar huzurlu bir şekilde işte alkol olmadığı, öyle ortam olmadığı, güvenlik çemberle çevrildiği öyle bir tez düşünüyoruz. Gölet'in İnşallah, olduğu yere. Gölet'in olduğu yere. Evet, Çayırlı Mescid. Orada otopark sıkıntısı da zaten olmayacak. O yönden çok rahat olacağını düşünüyorum. Çayırlı Mescid'de de var ikinci planımızda ama orada şu anda bir işletmeci var. Bizden kiralamış. Artık onunla da ilgili ama bizim önceliğimiz şu anda mutlaka Gölet olacak. Yani çünkü orası daha yapı benziyor. İstediğiniz şekilde yeniden yapılabileceği için aklınıza gelen şeyler orada uygulayabilirsiniz. Yeni fikirleri orada uygulayabiliriz ama tabii Çayırlı Mescid biraz daha dar alanda işletmecisi de var. Yapacaklarınız şeyler bazı sınırlı. Tabii işletmeciyle de görüşülür böyle bir durumda. Orada yeni çalışmalar yapılabilir. İlgili görüş alışverişleri bulunabilir. Ya da işletmeciye sen şöyle şöyle yap. Biz şöyle şöyle yardımcı olalım diyebiliriz. O alternatifler görüşülür ama Gölet tabii ki daha ön planda geliyor. İnşallah ilk önce onunla başlayacağız. Evet. Geçen programda da çok bahsetmiştik, kısa geçtik. Süremiz hızlı olmasından dolayı güzel tepkiler geldi zannedersek. Bu sanayi dükkanlarıyla ilgili ilaveler herhalde şu anda yeterli değil galiba. Şu anda yeterli değil. Bizim Atabey'in girişinde Onaş tarafında işte Onaş'a geçtikten sonra bir sanayi dükkanlarımız var. Hepsi dolu. Yer yok. Gerçi bazıları depo olarak kullanıyor falan. Hani sanayi haricinde kullanılan birkaç dükkan da var da olur olur şeyler. Önemli değil çok. İnsanlar oraya sıkışmış vaziyette. Boş dükkan şu anda yok. Yeni birisi gelse. Aslında güzel bir şey yani. Yok. Daha arkadaşlarla görüştük. Topladık arkadaşları. Bazıları mesela dükkanı satın almak istiyor. Tabii. Yap diyor. Kiralayabilir, bana sat diyor. Satabilir. Bazıların yeni işe başlamış ya da maddi durum ona göre. O kiralamak istiyor. Yani burada güvence belediye olacak, tabii, belediye yapacak. Tabii. Belediye yapacak, kendisi yapacak zaten. Şirketin üzerinden yapar, kendi yapar, çok şey değil. O bir şekilde ona karar veririz. İnsanların yaptıktan sonra insanlara teslim ediyor. Sen kiralamak istiyorsan kiralayabilirsin. Girersin ihaleye.
Kim en uygunsa. Tabii ki onlara bir öncelik tanıyacağız. Tabii, orada evet. Oturan insanlara. Öncelik tanımak bu işle lazım. İştigal eden insanlara yani esnaflık yapan, sanayicilik yapan insanlara. Onları öncelik. Mutlaka herkes sokmayıp onlara bir öncelik tanıyacağız. He, almak istiyorsa ihaleye girer alır. Satın kiralamak olur. İstiyorsa kiralar. Esnek ama bir... he, daha geniş dükkanlar olur. Yolları daha geniş olur. Herkes ferah olur. İşte yok önünü kapatayım, arkasını kapatayım, kenara uzatayım de metrekare kazanayım şey olmadan. Herkesin daha geniş bir dükkan, daha düzenli bir sanayi yeri düşünüyoruz. Onları da hemen seçimin arkasından başlarız diye düşünüyorum. Evet. Yani bu dükkanların olduğu yerde bir şekilde değerlendireceksiniz. Değerlendirebiliriz. Artık çok bir kullanılabilirliği kalmayabilir bu yeni yerlerin. Çünkü ufak, şehrin içinde kalmış gibi. Yani onları bir şekilde değerlendirir. Başka bir şekilde değerlendirme yoluna gidebiliriz. Şimdi geçen programda söylemiştiniz. İlk benim bildiğim kadarıyla ilçeler arasında bunu ortaya atan ilk sizsiniz. Yani 65 yaş üzeri engelli ve şehit ailelerine Atabey'de ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladınız. Evet. Bir de Atabey'de kart uygulaması var. Onlar da ihtiyaç sahibi. Ona gireceğiz ama ilk önce 65 yaş üstü Atabey ulaşım ücretsiz değil mi? Şehit aileleri ve 65 yaş üstü Atabey ulaşım ücretsiz olacak. Onu zaten sözünü vermiştik. Öğrenci indirim olacak otobüslerde. Bizim herkesin en çok merak ettiği şeylerden biri otobüsler bizde. Senelerdir bizde otobüsler sıkıntı. İşte geçen de anlatmıştım. Yani otobüsler bize para getirecek bir şeymiş gibi görülüyor bizde. Yani biz otobüsten para bekleyebiliriz. Önceden söyledik zaten. 65 yaş üzeri ücretsiz olacak. Onların da hakkı. Sonuçta biz ne dedik? İşte şirketten betondan para kazanıp Atabey'e hizmet olarak geri döndüreceğiz dediysek hizmetlerden biri bu. Ha, kanundan biz 65 yaş üzerini belediye olmadığı için özel şirket çalıştırdığı için ne kadar kendi şirketimiz olsa bir şirket yani mecbur değiliz ama işte hizmeti biz böyle döndüreceğiz yaşlılara. Biz öbür taraftan kazandığımız parayı mecbur olmadığımız halde 65 yaş üstü vatandaşları bedava taşıyarak engelli şehit ailesi. Engelli şehit ailesi zaten 2-3 tane şehit ailemiz var. Onlar da ücretsiz. Şimdi onlar da ücretsiz tabii. Geçen de ziyaretlerde söyledi bir hanımefendi. Ben ücret veriyorum diye. Biz onlara söyledik zaten. Onları da bu işin içine katacağız. Fazla değildir ama zaten katılmaları lazım sonuçta. Şehit aileler baş tacı. Onlar da bizim için bir değer yani. Baş tacı. Otobüsler de yenilenecek zaten herhalde. Onu da sordunuz. Otobüsler, otobüs saatlerinde bir sıkıntı var bizde. Önceden bizim her saate otobüsümüz senelerdir olurdu. Ama son 5 yıldır son belki biraz daha fazla olabilir. Otobüslerde bir tasarrufa gidilmeye düşünüldüğü için işte bazı saatler aradan çıkarıldı. Öyle ki yani insanlar artık saatini bile öğrenemez oldu. İşte iki otobüsü kaldırıldı. Belki 2 ay sonra 2'yi koyuyor, 3'ü kaldırıyor. 3'ü ekliyor, 4'ü kaldırıyor gibi şeyler oluyor. Bu bir düzene girecek. İnsanlar onu bile takip edemiyor. Artık her saat olacak eski sistem gibi. Bazı saatlerde 15-20 kişi olabilir, 10 kişi olabilir, 5 kişi olabilir. Sonuçta bu işlem yürümeye başladığında standart. Hangi saatte aşağı yukarı kaç yolcunun olduğunu bakacağız, oturacağız. Burada belki daha ufak arabalar var işte 17-19 kişilik okul bazı servisleri gibi. Saatlere göre düzenleme bazı olacak. Bazı saatlerde mesela o araçları kullanacağız. Çünkü öbür arabanın yaktığını 3'te 1'ini yakıyor zaten o araba. Evet. Bana o saatler lazım zaten. Her saate koyduysam belli bir maliyeti de mutlaka düşünmek lazım. Hani buradan kazanca süreyi harcayacağız diyoruz ama onun da harcadığın yerin de maliyetini düşünmen lazım karını evet. Zararını. Araçlar ona göre ayarlanacak. Ufak araba belki bir tane iki tane lazım olsa alınacak. Büyük araba mutlaka sabahları giderken akşam üzeri vatandaşlarımız Isparta'dan dönerken zaten lazım. Büyük olmazsa olmaz zaten. Hepsi ufak arabayla olmuyor. Öyle bir planlama yapılıp ufak araba, büyük araba, daha konforlu araba, daha az yakan araba. Önceliğimiz o. Konfor olsun. Vatandaşımız rahat etsin. Ama da az yaksın. Bizim de cebimizden bir eksik para çıksın. Arızası ona göre olsun, parçası ona göre olsun. Onları göz önünde alarak öyle bir sistem otobüslerde kuracağız. Evet. Atabey Kart uygulaması var ihtiyaç sahipleri için. Onu da bir cümleyle alalım başkanım. Evet, Atabey Kart işte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Atabey'de onları belirleyeceğiz. Artık bir kriterleri koyacağız onlara. Artık evet. Aldığı maaşa göre işte 65 ay aileye alıyorsa mesela ona biz kesin vereceğiz mesela. Evet. Emekli işte emeklilerde işte şeyler var işte bazı işte sıkıntılar oluyor konuşuluyor ya emeklilerle ilgili onlara mesela vereceğiz mutlaka adam 10 bin lira maaş alıyorsa en düşük maaş şu anda 10 bin lira ona da vereceğiz kesinlikle. Onlara kart vermeyi düşünüyoruz bir kart oluşturacağız değişik yerlerden Atabey'li marketlere ilk önce Atabey'li olan Atabey'deki marketlere ikamet eden Atabey'in yerlisi olan marketlere de bunları geçireceksiniz. Geçireceğiz. Onlardan da teklif alacağız.
İşte normal büyük marketler de var. Onlardan da teklif alacağız. Evet. Tabii önceliğimiz Atabeyli'nin marketlerinden almak olacak, evet, kesinlikle. Aynı şekilde ya da cüzi bir şey bizim Atabeyli'nin marketin verdiği fiyat biraz daha üstündeyse bile biz onları tercih edeceğiz. Yani öyle bir afaki bir şey olmadıktan sonra. Çünkü onlar da mağdur bu işten. Onların da şikayetleri var. Onlar da kazansınlar. En azından insanlar da zaten onlara daha alışkın. Yararlanacak insanlar. Bunları da bu şekilde çözmeyi düşünüyoruz ama Atabeyli öncelikli olacak yine. Evet. Marketler onun derdinde olacağız. Anlaşabildiğim sürece ama anlaşırız sonuçta. Sorun olmaz diye devam ediyorum. Başkanım süremiz de geçiyor hızlıca. Şimdi her zaman söylüyoruz. Asfalt dökülür, su akıtılır, çöp toplanır ama bu özellikle ihtiyaç sahibi ya da bakıma muhtaç insanların la ilgili çalışmalar var. Atabey Belediye Başkanı adayı Sayın Serdar Pehlivan'ın da bununla ilgili projesi var. Onu sizden dinleyelim. Ya bu proje Sayın Şükrü Başdemir Başkanımızın buradaki hizmetlerinden dolayı bizim aklımıza geldi. O konuda Allah var yani çok önemli bir iş. Evdeki yaşlılara, bakıma muhtaç olmayanlar, anası burada değil, babası burada değil. Yani çocuklar için diyorum. Çoluğu çocuğu burada olmayan insanlar var. Mesela Şükrü Başkan gönderiyor, tıraşını yaptırıyor. Tırnağını kestiriyor. Kurbanını kestiriyor. Evinin temizliğini yaptırıyor. Evinin temizliği yapılıyor. Biz bunları yapacağız. Şey oranında artık memlekette istenilen oranda. Belki Isparta daha çok kişi istiyordur da bizim Atabey'de daha az kişi istiyordur ama sonuçta insanların talebini göz önüne alacağız. İsteyene göndereceğiz. İhtiyaç sahibi olduktan hastalardan sonra. Hastalardan akil. Bir belediye zaten hani araç ayırmaya gerek yok. Belediyenin zaten aracı var. Yaşlı, çoluk çocuğu yok. Ya da ulaşmasında sıkıntı var. Otobüse inemiyor, otobüse binemiyor. Bizi alo diyecek. Böyle ben şu gün hastaneye gideceğim. Çarşamba günü. Bizim aracımız bir kişi daha olsa, kaç kişi olursa olsun. Onu oradan alacak. Arkadaşımızla beraber. Hastaneye götürecek. Koyup da gelmeyecek. Bekleyecek. Orada bekleyecek. Bir saat sürebilir, iki saat sürebilir. Ha, refakat etmesi gerekiyorsa. Refakatçi de onu da götürecek. İçeri götürecek. Kaydını yaptıracak. Bir şekilde işini görecek. Getirecek. İki kişiyse ikisi, üç kişiyse üç kişi. İki arabaysa iki araba, üç arabaysa üç araba. Bunları uygulama değerinde olacağız. Ya bir de seçim çalışması dolaştıkça hani birkaç tane bu işle ilgili üniversiteyi bitirmiş, atanamamış insanlar da var. Sağlık sektörüyle biraz yakın olan. Bu işin üniversite mezunları da var. Tabii. Öyle birkaç kişiye daha böyle ekmek verebilirsek azından o işin eğitimini almış insana hem bir insan ekmek sahibi olmuş olacak hem de gittiğinde en azından hastaneye girerken çıkarken en azından bilgi sahibi olduğu için yönlendirme şekli daha basit olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Dünde sloganı gönül belediyeciliği herhalde gönüllere girmek budur. Ben en çok bayanlara hani istihdam konusunda bayanlara daha çok pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bayanların gerçekten daha çok ihtiyacı var. Daha çok değer veriyorlar bizim verdiğimiz işe. Erkekler gibi biraz farklı yönler onlar. Onlar değer veriyor. Gerçekten isteyerek yapıyorlar. Evet. Biz Fenişler'in de 7-8 sene önce Fenişler'e bayan aldık. O zaman işte belediye meclisiyiz herhalde ya da değilim bilmiyorum. Belki son olmadan önceki zamandır. Biz ilk önce tereddüt ettik. Dedik ki ya bayanlar işte bunlar sokakta çalışacak, fenişlerinde çalışacak, otta çalışacak, taş atacak, bilmem ne çıkacak, süpürecek. Hani zor olabilir mi ki diye düşündük. O zaman herkes işte, iyi çalışmıştır. Ama öyle bir çalıştılar ki biz ancak onları düşündüğümüz için utandık bile yani. O kadar iyi çalıştılar. Şu anda hala da bizim bayanlar fenişlerinde çalışıyor. Maşallah. Ya burada da 3-5 bayan, 2-3 bayan görevlendirebilsek tabii üniversitenin de bunun eğitimini almış bir insana iş vermek, ekmek vermek bizi daha çok gururlandırıyor. Onlar için çok önemli gerçekten yani. Evet. İşte diyoruz ya yani hani AK Parti'de de var gönül belediyeciliği sloganı. Hakikaten bu çok önemli. İşte az önce de ifade ettik. Asfalt dökülüyor, su toplanıyor, su akıtılıyor, çöp toplanıyor. Ama işte böyle yaşlı insanların işte tırnağını kesmek, evini temizlemek, onları hastaneye götürmek, onların elinden tutmak, onlarla birlikte olmak bence gönüllere girmek, belediyecilik bu olsa gerek diye ifade mesela ederim. Seçim çalışmalarında dolaşıyoruz İsmail Bey. Benim en çok içim acıtan, iki tane üniversite bitirmiş, 35 yaşına gelmiş, hiç çalışmamış, atanamamış. Düşünüyorsun yani, söz versem diyorsun şimdi, verdiğimiz sözü tutman lazım yani, biz veremeyeceğiz, sözü tutmayız. Ama hani işte böyle normal bir işçi olsa mesela hadi taş ocağına gönderebileceğim, çakıl ocağına gönderebileceğim, kilit taşını gönderebileceğim, beton santrını gönderebileceğim birisi olsa hiç emin ol düşünmeden diyeceğim ki tamam seçimden sonra 3 gün sonra 5 gün sonra gel 10 gün sonra gel
adını yazdır, başlatacağım diye. Ama düşünüyorsun iki üniversite bitirmiş. Çocuk diyor ki ya da hanımefendi diyor ki ne iş olursa yaparım. Ben bunu ne iş olursa olsun bir yere gönderemem ki vicdanen ama yani. Bu tarz işlerde kullanılabilir. Bunlar da böyle pozisyonlarda bize lazım. Çakal Hoca'na nasıl göndereceğim ben iki üniversite bitirmiş birini? Evet. Vicdanen nasıl gönderebilirsin? O belki kabul edecek ama çok uygun olmuyor işte. Bu işler için işte lazım. Öyle insanlar lazım. Evet. Öyleleri de var zaten. Onlar da ekmek sahibi olmuş olacak. Vatandaş da hizmet almış olacak. Başkanım İnşallah. Hemen bir iftara gideceğiz. İftardan sonra devam edeceğiz. Allah kabul etsin. Evet, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Biz devam ediyoruz. AK Parti Ata Bey Belediye Başkanı adayı Sayın Serdar Pehlivan var. Bu bölümde 3-4 sosyal projelere değindik. Şimdi bakan muhtaç insanlarla ilgili derken başka illerde eğitim gören Ata Bey'li öğrencilerimiz var. Onlara da bir destek sözünüz var galiba. Ata Bey'de ikamet eden başka illerde okuyan öğrenciler için destek sözümüz var. Yani miktarını belirlemedik ama yani şartlara göre belirleyeceğiz ama mutlaka hepsine ihtiyacı olanlara, talebe olanlara ihtiyaç oranında destek verilecek. Destek vereceğiz ama tabii işte şu anda desem ki 3 lira 5 lira 10 lira o biraz hayal olur. Kaç kişi var? Bunların tespit yapıp onlara göre bakacağız. Evet. Sonuçta bir fazla vermeye çalışacağız ama. Evet. Az olursa belki biraz daha fazla olur. Çok olursa belki biraz daha eksik olur ama mutlaka bir şekilde olacak yani. Evet. Altunbağ Mahallesi'nde de bir orada okul isteniyor herhalde başkanım onunla ilgili. Altunbağ Mahallesi bizim son zamanlarda hızla büyüyen mahallelerden biri. İşte yeni tokiler var, eski tokiler var. Orada evet. Okul sıkıntısı var. Vatandaşın talebi okul. Biz de o konuyla ilgili bakanlıkla görüşmeye başladık zaten okulla ilgili. İnşallah bir girişimde bulunduk. Onların takipçisi olacağız. Yani çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü gerçekten orada ihtiyaç yani. Bir şekilde biz buna gide gele vekillerimize. Evet, Milliyetin Bakanlığı'na. İl Başkanımıza bir şekilde iletip. Bu sorunu çözeriz. Arkasını takip edip çözeriz. Evet. Diye düşünüyorum. Kreş ve Etüt Merkezi de var. Geçen de çok kısa konuşmuştuk. Biraz önce demiştim ya, üniversite mezunu bu işin eğitimini almış, atanamamış insanlar. Bu kreşte ve etüt salonunda, artık etüt salonu derslerle ilgili olur. Yabancı dil olabilir, İngilizce, Almanca hangisinde talep varsa öyle bir eğitim yeri olabilir. Yani üniversite öğrencinin hem çalışabileceği hem de vatandaşların çocuklarını bırakabileceği kreş. Tabii. İkisini de kreşi daha öncelikli olarak programımıza aldık. Etüt salonunda bir 4-5 yıl önce, bundan 4-5 yıl önce bir Atabeyli bir hemşerimiz vardı. Mehmet Bey bize böyle bir taleple gelmişti. Yani İngilizce artık önemli. Bu, evet, kesinlikle önemli. Bu dünya standartlarında her çocuğun İngilizce öğrenmesi lazım. Ben size bir iki tane, üç tane, kaç tane isterseniz şey de olabilir, öğretmen başkanım, göndereyim. Sadece İngilizce değil, KPSS kursları tabii, da düzenlerdi. Onlar yani da ihtiyaçlarına zaten, göre. Bizim Mehmet Bey'in talebi oydu. Ben dedi kaç tane isterseniz maaşlarını ödeyeyim, size göndereyim. Siz sadece yerini ayarlayın. Çocuklar İngilizce öğrensin diye. Ama müthiş. O bizim bir şekilde olmadı. İnşallah olur bu. İlk aklımda gelen Mehmet Bey'i bulacağım seçimden sonra. Sen böyle demiştin. 3 tane, 2 tane, 5 tane neyse bana İngilizce öğretmeni gönder. Eminim öbür konularda da Mehmet Bey yardımcı bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Görüşmedim ama o şahsiyet olarak öyle bir adam yani. Yardımcı olmaya yatkın. İnşallah o işi de oradan çözeriz. En azından öğretmen kısmını, bina kısmını da biz çözeriz diye düşünüyorum. Kadınlar için spor salonu düşünüyorum. O da güzel çık olmuş. Herhalde böyle ihtiyaç. Bu dönem böyle bir bütün belediye başkan adaylarımızın içerisinde, yani projeler arasında var. Özellikle kadınlarımız bu şeye ilgi gösteriyor spora. Böyle alanlar ya, tabii sosyal alanlar ihtiyaç. Benim kendi yeğenimin spor salonu var Isparta'da. Kendi yeğenim olduğu için ben onun içinde gele gide gelenlerin işte bayanlar, erkekler bakıyorsun. Gerçekten benim oradan aklıma geldi yani. Dedim hani biz bunun aynısını Atabey'de yapabiliriz. Kendimiz yaparız zaten, belediye olarak yaparız. Hani yapıp da birine işlettirme manasında değil. Bir tane gönderim ben Isparta'da benim yeğenin dükkanına. Eğitimini alacaksa 15-20 gün birisi orada bulunur işte. Eğitimini alır. İşte eğitimini alır. Gelir bizim Atabey'de. İlk önce biz bayanlar için düşündük. Hani bayanlardan daha çok talep olur diye ben bayanlar için dedim. Hani erkekler için gerek yok manasında değil. Onlar da ama talep bayanlar içinde daha fazla o sektörde. Onu gördüm çünkü burada Isparta'da. Çocukları, bayanların genelde küçük çocukları var. İşte onların derdi, sıkıntısı ne olabilir? Çocukların bir vakit geçirebileceği bir alan. O spor salonunun bir köşesine işte kum havuzum olur ya da
bir bayan daha koyarız oraya, onlara ilgilenen bir personel şeklinde mi olur? Herkes sporunu yaparken çoluğu çocuğu da orada oyuncak oynasın. Vakit geçirebilir. Sosyal bir etkinlik orada olsun diye düşündük. Şeylerden de vatandaşlarımızla da bu konuda özellikle çok talep var şimdiden. İnşallah. Yerini ayarlayıp artık çalışma başlanır. Başkanım, önemli konulardan bir tanesi Ata Bey için. Ata Bey'in tarımı için ekonomisine de çok büyük katkısı olacak mutlaka. Akçay Barajı. Oraya ben gittim, gördüm de zaman zaman gittiğimiz bölgelerden bir tanesi. Isparta'nın en büyük barajlarından bir tanesi olacak. Hakikaten hem Eğirdir Gölü'nden su almada, sulama suyunda orayı önleyecek, hem de Ata Bey'in tarımına ve ekonomisine çok büyük katkısı olacak. Herhalde başkanım şu an durum nedir orada? Şu anda Akçay Barajı'nda yeni ödenek geldi. Çalışmalar başladı. Şu anda dolgunun %90'ı tamamlanmış vaziyette. Şimdi su toplama alanının kaplama işleri yapılıyor. İşte orada biraz vakit kayboldu. İşte membran mı yapalım, beton mu yapalım? Membran çok maliyeti aşırı yüksek bir kalem. Bir de uygulaması çok zor. Yani bir hata olduğunda geriye dönüş, tamir etme ihtimali beton gibi değil. Membran çok tehlikeli bir iş. Şu anda en son betona dönüş yapıldı. Gövdenin %90'ı tamamlandı. Herhalde artık bu yılın ortalarından sonra, 2-3 ay sonra, 3-4 ay sonra kaplama işi de, beton kaplama işi de başlar. Zaten arkadaşlar beton çekmeye başladılar zaten. Betonları almaya başladılar. Kendi araçları alıyorlar onlar. Bizim santraldan. Yani seneye olmazsa da en fazla öbür sene bu iş biter diye düşünüyorum. İnşallah. Yani bize dedikleri seneye bitiriz diyorlar ama ben yine biraz daha hani şey davranmak açısından 2025'te olmasa da 2026'da biter. Tabii burası bizim için çok önemli. Ova için. Su bir ihtiyaç. Bunu da oraya vermeyiz, buraya vermeyiz gibi biz su üzerinden siyaset yapmayız. Çünkü çok başımıza geldiği için söylüyorum. Biz su üzerinden siyaset yapmayız. Sonuçta memlekete bir şekilde faydası olacak her şeyin içinde biz oluruz yani. Evet. Akçay Barajı önemli. Şu anda başkanım da ifade etti, gövdesi %90 oranı tamamlanmış. Büyük bir baraj yani hakikaten. Evet. Gittiğiniz zaman göreceksiniz. Gidenler görmüştür belki. Ata Bey'e çok büyük katkı sağlayacak. Tabii bir de Dünya Bankası işbirliğiyle Ata Bey'e kapalı sistem sulama projesi kazandırıldı. Yani bu proje hakikaten, bu da müthiş bir proje. Tamamı Dünya Bankası kredili. Kapalı sistem bütün ovalarda olması gereken bir sistem. Şu anda tabii milletvekilleri de ifade ediyorlar. İşte bütün ilçelerimizle ilgili projeler var. İşte senin kent devam ediyor. İşte Ata Bey'de de aynı şekilde. Bunun bir ihalesi olacaktı. Kapalı sistem sulama ile ilgili de bilgi alabilirsek. Kapalı sistem sulaması işte başladı ama nedense böyle müteahhit açısından sıkıntılar oldu. Şöyle dört dörtlük bir müteahhit gelmedi oraya. İşte geldi, işini yapamadı. İşte bazen öyle denk geliyor. Fesih oldu. Fesih'ten sonra müteahhit geldi, tekrar başladı. Bir kalitede sıkıntı oldu. Bir işlemde sıkıntı oldu. Bir iş yürümedi. Sonuçta devlet bu müteahhitin elinden bu işi aldı. Devlet feshetti işi. Bugün ihalesi var yine. İnşallah. İnşallah iyi birisi alır. Gerçekten iyi bir müteahhit. Bizim şeye benzemiş başkanım. Müteahhit alır da. Şükrü Başkan da Çınır Otogarı'nı iki defa ihaleye çıktı. İkisini de aynı adam aldı. İkisinde de başlamadı. Şimdiye yani, kadar orta... Bir kötülük yapacaksa diyor bir insan bu kadar yapabilirdi yani, falan. Bu Şükrü Başkanlık bir şey yok. Isparta Belediyesi'lik de bir şey yok. Yani, ya o alan firmayla alakalı. Denk gelmiyor yani, evet, firma. Bu. Kötü niyetliyse ya da kötü niyetli olmayabilir. Güçsüzse, gücü yetmiyorsa. Bazen ters gidebiliyor işler. İş yürümüyor yani. İnşallah bu buranın illa Dünya Bankası'ndan parası da hazır yani. Parasal sıkıntısı da yok. İşte deprem olmuştu, pandemi olmuştu falan filan gibi. Burada öyle bir mazeret yok. Yani. Evet. Dünya Bankası'ndan kredili zaten. İnşallah bugünkü ihaleyi de güzel firma kazanır bir an önce. Düzgün bir firma alır. Burası da hızlanır. Çünkü su artık... Bu 21. yüzyılda en önemli şey yani. Suyu sarf etmeden kullanmamız lazım. 6 ay bir sene sonra bizim Ata Bey'de yani oraya yaklaşıyor. Su konusunda sıkıntı var. Son bir aydır şimdiki yönetim herkese su bağlıyor. Olmuş olmamış, bina olmuş olmamış. Tabii amaç farklı yani bağlamaktaki. 3 ay sonra Ata Bey'de su sıkıntısı olsun. İşte Altınbağ'daki 5. katı su çıkmasın. Herkes onun derdinde bunu yapanlar. Bizim için su önemli onun için. İnşallah müteahhitimiz düzgün müteahhit olur. Bir an önce hallederiz. Bir an önce çözülür. Tasarrufa da başlarız yani bir kapalı sistem sulama hakikaten sadece Ata Bey için demiyorum. Bütün ilçeler için çok önemli, elzem taşıyan bir konuların bir tanesi. Hı. Şimdi ben Ata Bey'de sizinle ilgili
bir tane konuya değineceğim. Şimdi bu TAB'de yerli ve yabancı tartışması, yani o da çok ilginç bir tartışma. Yani Serdar Bey şu anda 31 Mart'a kadar zaten ATAB'de belediye meclis üyesi. Daha önce de ATABETON ve Ertokuş Beton'da görev yaptı. Bununla ilgili yani ben merak ettiğim için sordum. Yani kimse ya, suçlamıyoruz burada. Sadece ben başkan, muhatap onu soruyorum. ATAB'de aslında şimdiye kadar öyle bir şey ben pek duymadım. Yani yerli yabancı diye bir şey yok yani. Bakarsan hani zaten ayıramazsın insanları yerli yabancı diye. Neye göre, hangi kritere göre ayırıyor bilmiyorum da. Bu seçimde çıktı bu yerli yabancı. Çıkış yeri de belli yani. Çıkış benden dolayı çıktı. Ben aday olunca yerli yabancı tartışması çıkmaya başladı. Çünkü hani bana vurabilecekleri bir tek o diyemeyim de, o vurulacak bir konu değil zaten bu da. Hani beni eleştirebilecekleri, hani bir tartışma yaratabilecekleri konu burası diyorsun. Burası zaten yani. Onların yaratmaya çalıştığı konu yani. Aslında ama böyle bir şey yok. Diyorsunuz. Ben 2001'de işe başlamışım Atabey Belediyesi'nde. İşte bir dönem Göltaş'a gittim geldim. O da benle ilgili bir şey değil yani. Yani sıkıntılı bir yönetim geldi. Anlaşamadık. Dursaydık belediyeye daha çok zarar verirdik o zaman. Durmadık. Gittik. 4 yıl Göltaş'a çalıştık. Neyse tekrar geri geldik. 2001'de girmişim. 2024. 23 yıl önce ben burada işe başlamışım Atabey'de. İlk işim burası benim. Çalışmaya başlamışım. Ve burada? Bir şekilde emek vermişim. Buradan kazandığım parayla da çoluğumun çocuğun rızkını çıkarmışım. Onları beslemişim. Vefa borcum karşılıklı var diyorsunuz Atabey. Vefa borcum var. 20 sene diyelim, 21 sene çalışan bir insan bir yerde yabancı olmaz. Çoğu Atabeyli diye denen adamdan ben daha fazla insandan ben daha fazla Atabey'e hizmet ettim yıl olarak. Daha fazla vakit geçirdim. Bir de son dönemde belediye meclisi. Benim sektörüm hazır betondu. Hazır beton santralımız Isparta'daydı. Ocağımız kule önündeydi. Bak Atabey'de hiçbir şey yok. Müşterin Isparta'da. Sattığın yer, aldığın yer, alışveriş yaptığın yer hepsi Isparta'da. Ben buranın müdürüysem eğer, Ertokuş Hazır Beton'un ya da önceden Atabeton'un müdürüysem benim nerede vakit geçirmem gerekiyor? Atabey'de gidip belediyede oturmam gerekiyor. Çay kahve içip akşama kadar öğlen yemeğimi yiyip hihim yapmam gerekiyor. Yoksa beton santralı mı? Bir tavırla. Yoksa işimi mi takip etmem gerekiyor? Belediyenin işini. Benim işim Isparta'da. Müteahhit Isparta'da. Hepsi Isparta'da. Dolayısıyla ben zaten Isparta'daydım. Ama bir elim Atabey'de. Ben yabancı değilim. 2019'da seçime geldik. Belediye meclis üyesi oldum. Vatandaşlar uygun gördü. Oy verdiler bana. Ben belediye meclis üyesi seçildim. Kontenjandan bir de. Atabey'lerin oylarıyla seçildiniz. Atabey'in oyuyla seçildim tabii. Bir de kontenjandan seçildim. Kontenjan biraz daha farklı. Başkan kontenjanı. O zaman ben yabancı değildim. Neden? Çünkü böyle adaylık gibi bir şey yoktu. Öyle bir düşünce de yoktu. Bu sonradan gelişen olaylar. Şimdi döndük geldik, aday olduk. Aday olduk. Yavaştan başladı. Aday olunca başladı yabancı. Ya neye göre yabancı yani? Atıyorum şimdi Isparta valisi Ispartalı mı? Bizim Atabey kaymakamı Atabeyli mi? Kaymakam hizmet etmiyor mu Atabey? Ediyor. Isparta valisi Isparta'ya hizmet ediyor mu? Ediyor. O zaman onlar da mı yabancı? Yani bu mantıktan bu çıkıyor o zaman yani. Ben değilim. Atabey'e vefa borcum var. Onu ödemek istiyorum. Ben vefa borcumu ödeyeceğim. Atabey'li hemşerilerim bana teveccüh gösterirlerse, oy verirlerse, bana bu başkanlık makamını teslim ederlerse borcumu ödeyeceğim. Etmezlerse zaten yapacak bir şey yok zaten. Borcumu ödeme şansım olmamış oluyor. Ben yabancı değilim. Sadece onu biliyorum, onu söylüyorum. Isparta'da Atabey'de kimse yabancı değil. Hiç kimse kimseyi ötekileştiremez. Öyle bir şey yok. Her memleket için geçerli. Bizde zaten geçerli. Şahsi olarak soruyorlarsa ben yabancı değilim. Atabeyliyim. 21 senem burada geçti. Hanımım Atabeyli. Benim babamın kütüğünde Atabey yazıyor. Bizim kütüğümüz Atabey. O zaman ben o beni eleştirenlerden daha önce Atabeyliyim. O mantıkla gidersek. Yani burada Atabey, İslamköy, Harmanören falan bunların hepsi bir bütün. Burada kimseyi ötekileştirmek. Kürdünü, Türkünü, Alevisini, Sünnisini ötekileştirmeye kimsenin hakkı yok. Evet. O yaptı, bu yaptı açısından demiyorum ama yani böyle bir söylenti var. Atabey'le hemşerilerim de bu söylentiyi kimi çıkardığını biliyor zaten. Evet. Amacını da biliyor. Onun için çok da önemsemiyorum. Ben Atabey'im. Bence de yeterli başkanım. Ben Atabey'im, sadece onu biliyorum. Zaten siz dediniz, ben Atabey'liyim. Atabey'de vefa borcumu ödemek için aday oldum dediniz. Atabey'li de bunu takdir edecektir diye düşünüyorum. Şimdi ben hani belediye başkan adaylarına zaman zaman bunu soruyoruz.
işçi ve belediyede çalışan işçi memur abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz de var. Onlarla ilgili bir mesaj, yani onlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya ne yazık ki Isparta'da Atabey'de öyle bir söylenti son dönemde olmaya başladı. Ben şimdi buradan işçi arkadaşlarımı yani seslemek istiyorum. Ya herkes rahat olsun, herkes kendi işini yapsın. Biz öyle bir sistem kuracağız ki çalışan hak ettiği parayı alacak. Biz öyle bir sistemin derdindeyiz. Fazla çalışan fazla mesaisini, hak eden hak ettiğini alacak. Herkes hak ettiği parayı alacak. Eskisi gibi öyle 8 saat çalışan da 10 lira alıp da 12 saat çalışan da 10 lira almayacak. Yani çok önceleri öyle bir şeyler vardı. Ha, bizim zamanımızda biz bunları dengelemeye çalıştık. Mesela beton santralı. Beton santralı Atabey Belediyesi'nin en zor olan yeridir. Çalışma saati açısından. Evet. Yani sonuçta betonu müşteriye göre ayarlıyorsunuz. Müşterinin talebine göre adam akşam altta beton dökeceğim ona kadar sürecek dediğinde diyebileceğiniz bir şey yok. Ticaret yapıyorsun, döküyorsun. Sonuçta her zaman ezilen beton santralıdır bu işte. Biz o dengeyi kurduğumuza inanıyorum benim zamanımda. Herkes çalıştığı kadarını, belki saat yazmadık falan filan farklı şeyler olabilir ama diğerine göre farklı parasını herkes aldı. Belki bir iki değişiklik yaparak bir farklı bir sistem daha kurabiliriz ama sonuçta ben işçinin mağdur olmayacağı, çok çalışan, çok para kazanacağı bir sistem kurmanın derdindeyim. Onu da kuracağım. Mesela işçilerde bir şöyle bir sıkıntı var. Bu memurlar da dahil bunu anlamıyorum zaten. Geçen de bir ev ziyaretine gittik. Kızı memur bizde. Diyor ki, Serdar Bey diyor, sen gelince diyor, bütün memurları çıkaracak mısın diyor. Ya teyzeciğim dedim, zaten böyle bir kanuna böyle bir şey yapma ihtimalin yok zaten. Yapamazsın, ya nasıl çıkaracaksın? Bir memur nereden, nasıl işten çıkarırsın yani? İnsanlar onları bir şey bile ya. İşlemeye çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir personel yani. Konusunda ben kendime güveniyorum. Geçenleri dedim, ben kendime güveniyorum. Ben haksızlık yapmam. Yapmadım zaten şimdiye kadar. Benim için kimin zamanında nasıl işe girdiği önemli değil. İşe girdiyse o benim işimdir. Herkes işini yapacak, bir fazla işini yapacak. Yaparsa Atabey'e hizmet etmiş olur. Ben de ona bakmakla, haklarını korumakla mükellefim işin. Hatta sendika haklarını da vereceğiz dediniz. Onu zaten vereceğiz dedik. Onda bir sendika. Sıkıntı yok. İsteyen sendikaya girer, isteyen girmez. Ha, baskı yaparız manasında değil yani. Tehdit gibi algılanmasın. Bu sendika hakkı mı? İşi düşünüyorsa, tabii artık sendikası bir yer yok. Evet, herkes düşünüyorsa girsin, düşünmüyorsa girmesin. Ama yani benim kimin zamanında girdiği, ne zaman girdiğiyle ilgili bir sıkıntım yok. Herkes buranın işçisi, herkes buranın memuru, herkes işini yapacak. Hiçbir kimseyi buradan söylüyorum, hiçbir Allah'ın kulun dahi bana oy vermediğin gibi bir kriterle falan işten çıkarmayacağım. Bazen soruyorlar diyorum yani bir adam gelip de benim karşıma bana iftira atıyorsa, belediyeye iftira atıyorsa, diyorsa ki hırsız, hain bir şeyler diyorsa, yüzük uzatsız bir şeyden bahsediyorsa bana karşı belki o farklı olabilir o zaman. Ama oturmuş işini gücünü yapmış neymiş de... Tevfik Başkan zamanında girmiş, onun zamanında girmiş, bunun zamanında girmiş. Benim öyle bir ölçüm yok zaten. Kimsenin ben işe bakarım. Kimseye ekmeğinden etmeyeceğiz. Biz bunları yaşadık. Uzun yıllardır da Atabey'de yaşıyoruz. Her zaman ben işçinin yanında oldum. Ben bunu kimseye, kimsenin anasına, babasına, çoluğuna, çocuğuna yaşatmayacağım abi. Biz onu yaşadık. Benim elemanlarım anlatıyordu bana. İşten çıkarıldı. Abi diyor sabah 8'de evden çıkıyorum diyor. Niye çıkıyorsun abi sen 8'de evden diyorum. Çocukların haberi olmasın diye çıkıyorum diyor. İşten bu işi bıraktım, işten çıkarıldım duymasınlar diye çıkıyorum diyor. Akşam 6'da eve gidiyorum diyor. Ben insanlara bunu yaşatmayacağım. Hiç kimseyi çıkarmayacağım. Herkes işine gücüne bakacak. Seve seve bakacak zaten. Öyle bir sistem kuracağız. Biz zoraki değil. Herkes çalışacak, hakkını alacak. Geçen de santralde işte birkaç arkadaşla görüşüyorum. Kaç para alıyorsun sen? Şu para alıyorum. Kaç aydır bu parayı alıyorsun? 3 aydır alıyorsun. Sen 4 sene, 9 aydır bu parayı niye almadın? Düşün yani bir niye almadın da 3 ay önce almaya başladın? Bunların da sebebi işçilerin bunları da düşünmesi lazım yani. Sen son 2 aydır aldığın maaşa bakıyorsun, kendin kıyaslıyorsun da şöyle iyiyim falan filan diyorsun da. Ama 4 yıl 9 aydır sen bu maaşı niye almadın? Onu düşün. Ben Allah'ın izniyle 5 sene o imkanı sağlayacağım insanlara. Seçim geldi, seçime 2 ay kaldı, 5 ay kaldı, 6 ay kaldı. Tekrar bu işçinin karşısına çıkacağız. Hesap yapalım, kitap yapalım, işte %30-40 zam yapalım, ikiye katlayalım gibi bir şeyler bende olmayacak. İşçiler benden öyle bir şey beklemesin. Ben 5 ay çalışanın yanında olacağım. 5 yıl boyunca? Belediyenin de yanındayım. Belediyeyi de korumak, kollamak zorundayım. İşçiyi de korumak, kollamak zorundayım. İkisinin arası bir denge. Arasında tercih yapmama gerek yok. İkisi aynı bir dengeli şekilde gidecek. Herkes işine gücüne bakacak, çalışacak. Atabey'e bir katma değer kazandıracak. Evet. Kazandırırsan
hizmet olarak senin çorun, çocuğun, anan, baban bundan faydalanacak. Kazandıramazsan bunların hiçbirisi olmaz. Gecikmeli ya da sıkıntılı olacak. Yani işçi ve memur çıkarılmayacak. Tabii, herkes tabii. Hak ettiğini alacak diyor başkanım. Yani evet. Serdar gelecek şunu yapacakmış, hepinizi çıkaracak diyor. Ben kimle çalışayım herkes çıkıp? Evet. Başkanım süremiz de sonuna geldi. Çok hızlı geçti. Ben hani kırma eleme tesisi ve prefabliği de soracaktım. Hemen bir cümle onu da alalım hemen bitireceğiz. Ya kırma eleme tesisi zaten projeler arasında sözünü verdik ama prefabrik çok daha alternatif ve çok daha zor bir iş. Bizim hedefimiz şu anda açıkça söyleyeyim prefabrik imalatı. Çünkü piyasada çok sıkıntı var işte firmalar. Yani sıkıntı dediğim yetiştiremiyorlar. 3 ay, 5 ay, 6 ay talep çok yani veriliyor. Ha, biz hazır betonu nasıl becerdiysek prefabrik daha öncelikli, daha çok kazançlı bir sektör diye düşünüyorum. Ona ağırlık vereceğiz inşallah. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok az bir süremiz kaldı. Buradan Ata Haberleri bizleri izleyenlere ne söylemek istersiniz? Bir cümlede onu alalım, bitireceğiz. Biz Ata Haberlerden destek istiyoruz. Yeni dönemde kavga için değil, sevgi, hizmet ve huzur için buradayız. Yüreklere dokunmak istiyoruz. Samimiyet, gayret ve tevazu ile büyük Atabey için çalışacağız inşallah. Bütün Atabeyli hemşerilerimden desteklerini bekliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugün AK Parti Atabey Belediye Başkanı adayı Sayın Serdar Pehlivan bizlerle birlikteydi. Programımızın sonuna geldik. Hakikaten tek söylediği şey güzeldi. Yani hani Atabey'de sevgi, huzur ve hizmet dönemini hedefliyoruz dedi. Gönüllere girmek istiyoruz dedi. Biz de kendisine seçim çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ben yayında ve yapım emeği geçen tüm arkadaşlarıma da iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın, hoşça kalın.